Yeniden Refah Partisi'nin Maden Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Yeniden Refah Partisi Maden Seçim Koordinasyon Merkezi düzenlenen programla açıldı. Çalışı, madenimize hayırlı uğurlu olsun! 8KM açılışında konuşan Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Volkan Çevik, Necmettin Erbakan hocamızın yarıda bıraktığı işi tamamlamaya geldik dedi. İnanmış sarımlarla çıktık biz bu yollara. Geçmişte Erbakan hocamızın yarıda bırakmış olduğu işi tamamlamaya geldik Allah'ın izniyle. Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi durumuna geldik. Her yerden akın akın halkımız geliyor ve bizlerle çalışma tecrübe bulunuyor. Çünkü neden? Aylaklı belediyecilik için, adil düzen için, üretken bir belediyecilik için, halk hukuk bilen bir belediyecilik için. Yeniden Refah Partisi İl Genel Meclisi üyesi adayı Hanife Çelik, 1994 yılında yerel yönetimlerde yaşadıkları başarıyı 31 Mart'ta da göstereceklerini ifade etti. Değerli başkanım, saygıdeğer basın mensupları, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün maden bir başka güzel. Bugün madenin bayramı var. Bugün madenin gururu Orhan Yavuz var. Bugün madenin gururu Hamit Çevik var. Bugün madenin gururu Hacı Birtekin var. Değerli hemşerilerim, 1994 yılında Milli Görüş Hareketi'nin başlatmış olduğu yerel yönetimlerdeki başarı 31 Mart'ta madende bayram havası, bayram coşkusu yaşatacaktır inşallah. Biz Orhan Yavuz Başkanımızla biz İl Genel Meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte 31 Mart'ta sandıkları patlatarak madende 3-0 yapacağız inşallah. Madenlilere seslenen Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ömer Ateş, 31 Mart'ta yapılacak seçim partilerin değil, zihniyetlerin seçimidir dedi. Yeniden Refah iktidarında kamu kaynakları israf edilmediği gibi maden ocaklarını da devlet işletecek ve kazanç bütçeye aktarılacak. Yerinde işletilecek ve maden eskiden olduğu gibi canlı, gelişmiş, yaşanabilir bir hale gelecek Allah'ın izniyle. Değerli madenli kardeşlerim, işte bu anlayışın hakim olması için karşınızdayız. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler aslında partilerin değil, zihniyetlerin seçimidir. Maden Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi Maden Belediye Başkan Adayı Orhan Yavuz da "Biz buradayız. Yarın maden için daha iyi olacak. İstihdam sorunu kalmayacak." diyerek madenlilerden destek istedi. 31 Mart'ta vatandaş sizler bizi de tanıyorsunuz, onları da tanıyorsunuz. Orhan Yavuz inanmadığı hiçbir şeyi söylemez. Çünkü insanları aldatmak, insanları kandırmak, insanları yanıltmak, İnsanlara umut vermek en büyük kul hakkıdır. Şu da var, benim geçen dönemde yardımcı olmamız gerekip de yardımcı olamadığımız hemşerilerimiz var, kardeşlerimiz var. Gönül koymuşlar biliyorum. Ben yine söylüyorum, geçen dönem 30-34 kişi aldım. Rabbim nasip ederse bir sonraki dönem yine belediye gittikçe güçleniyor. Kasası güçleniyor. Hizmet yapmaya bundan sonra koşarak devam edecek. Maden ölü bir mevtaydı. Biz kaldırdık. Oturdu. Şimdi kalktı. Yürümeye başladı. İkinci dönemimizde de koşmaya başlayacak. Ben şunu söylüyorum.
Arkadaşlar, şimdiye kadar duymadığınız vaatleri duyacaksınız. Hiçbirine inanmayın. Zaten inanmıyorsunuz. Ama biz buradayız. Yarın Maden için daha iyi olacak. Yine bu seçimin birlik, beraberlik, kardeşlik havası içerisinde geçmesi için temennide bulunuyoruz.